Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde böbrek ve idrar yolu taşlarını, nedenlerini, teşhis ve tedavi yöntemlerini ayrıntılarıyla konuşacağız. Bu konuda Memorial Şişli Hastanesi'nden üroloji bölümünden Profesör Doktor Oğuz Acar bize bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Böbrek taşı, böbrek taşını bize biraz anlatır mısınız? Böbrek taşı nedir? Nasıl böbreklerde taş olur? İlla böbreklerde mi olur yoksa idrar yollarında da taş oluşur mu? Bize hem biraz mekanizmayı hem de taş gerçekten taş mıdır bir anlatır mısınız? Tabii, seve seve. İdrar çok koyu ve yoğun bir sıvı. Kandan süzülüyor ve kanın içerisindeki bütün atık maddeler idrarda yoğunlaşmış vaziyette bulunuyor bu yüzden. Örneğin kanda kreatinin denen madde 1,5 miligram civarında bulunurken idrarda 100-150 miligram civarında bulunuyor. Kanın bütün gerekli maddeleri böbrekte süzülüp kanda kalıyor. Atılması gerekenler de az bir sıvıyla beraber idrar haline gelip vücuttan uzaklaştırılıyorlar. Böyle bir mekanizması var. Sanki arabanın egzozundan kirli gazların atılması gibi. Tabii çok yoğun bir sıvı olduğu için aslında sürekli akmasa, bir yerde bir birikme söz konusu olsa, içindeki o küçük partiküllerin, parçacıkların tortu ya da çökelek haline gelip ve kimyasal olarak birbirlerini çekme eğiliminde iseler şayet, birleşerek küçük kum parçacıkları haline gelmeleri mümkün. Yani idrarı biz de dışarıda bir yerde bekletsek bir süre sonra dibinde bir çökelek olduğunu görürüz. Allah'tan sürekli üretiliyor ve atılıyor da böyle bir şey olmasına pek imkan bulamıyor. Örneğin sürekli akan derelerin temiz olması, bir yerde biriken bir göl olduğunda bulanıklaşma ve çökelekleşme olması gibi idrarın da akamaması sayesinde zaman zaman, örneğin böbreğin çıkışında darlık olması ve böbrekte bir miktar idrarın birikmesi sayesinde sıklıkla taşlarla karşılaşırız. Yine taşlarla çok karşılaştığımız bir başka grup da az sıvı tüketen insanlardır. O zaman atılması gereken miktar çok az sıvının içerisinde erimek mecburiyetinde kalıyor. Söz gelişi 10 tane kesmek şeker büyüklüğünde maddeyi atmak zorundayız. Bunu biz 1 litre şişeye suya koysak çok kolay erirler, rahat atarız. Bir çay bardağında eritmeye kalksak aynı 10 kesme şekeri çok zorlanırız. Vücutta da az sıvı aldığımız, az su içtiğimiz zamanlarda çok koyulaşan idrar ister istemez içindeki partiküller ve parçacıkların birleşmesine sebebiyet veriyor. Bunlar da eğer hemen def edilemezlerse, uzaklaştırılamazlarsa vücuttan, tek tek üstlerine birikme sayesinde önce kum parçası gibi, sonra daha büyük taş parçası, sonra gerçekten bazen böbreğin tamamının içini dolduracak kadar büyük bir taş parçası haline geliyor. İdrar yollarının genişliği 1-2 milimetre. Yani böbrekten mesaneye kadar olan idrar yolunun genişliği 1-2 milimetre. Eğer bu parçacık 3-5 milimetre bir boyuta ulaşıyorsa ondan sonra zaten düşemiyor. Üzerinde de biriktikçe o bazen hakikaten çok büyük boyutlara ulaşabiliyor. Peki böbrek ya da idrar yolunda bir taş oluşumu varsa, taşın oluştuğu bölgeye göre ya da taşın büyüklüğüne göre ne tür yakınmaları olur kişinin? Böbreğin içerisinde idrarın biriktiği bir havuzcuk bölümü vardır. Bu havuzcuk bölümünden de bahsettiğim 1-2 milimetre kalınlığındaki bir idrar yolu mesaneye kadar olan yaklaşık 25 santimlik bir yol civarındadır. Bunu evyenin, yani musluğun altındaki evyenin geniş haznesinin olup bu evyeden de bir çıkışın olmasına benzetebiliriz. Bir sabun düşünün, evyenin kenarında duruyor. Hatta futbol topu düşünün. Hiçbir zarar vermez, hiçbir rahatsızlık duygusu oluşturmaz evyenin akışında. Ancak küçücük bir sabun tanesinin, hatta fındık kadar bir şeyin su borusuna düştüğünü ve orayı tıkadığını düşünün. Birden evyede su dolmaya başlar ve o evyede bir sıkıntı ortaya çıkar. İşte böbrek taşları da böyledir. Eğer böbreğin içerisindeki boşluk alanda ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, idrarın akışını engellemiyorlarsa hasta bunu hiç hissetmez ve hissetmeyebilir. Ağrı yapmaz, sıkıntı yapmaz, kanama yapmaz. Böyle durum ortaya çıkabilir. Bir gün tesadüfen çekilen bir ultrasonda sizde 3 santimlik bir taş var derler, hasta da şaşırır. Ancak 2-3 milimetrelik bir taş devam edip idrar yoluna düşer ve orada bir tıkanma bulgusu oluşturursa, bu takdirde böbrek sürekli idrar üreten bir organ olduğu için giderek şişmeye ve gerginleşmeye başlar.
Böbreğin hassas olduğu konu gerginliktir. Yani böbrek ilginç bir organdır. Bıçakla kesseniz hasta ağrı duymaz. Hı hı. Trafik kazası yapar hastalar. Böbrekleri parçalanmış vaziyettedir. Farkında değildir. Yürüyerek acilden içeriye girerler. Yapılan tetkiklerde ortaya çıkar parçalandı. Oysa gerginleşirse müthiş derecede şiddetli ağrı ortaya çıkar. Hı hı. Ağrının ortaya çıkmasının sebebi aslında böbreğin kasılıp önündeki tıkanıklığı açmaya gayret etmesidir. O kadar şiddetli bir kramp, bir kasılma gerçekleştirir ki. Hemen şunu sorayım. Ağrı dediniz. Bu ağrı diğer atıyorum bel ağrılarından ya da diğer başka hastalıklardan kaynaklanan ağrılardan nasıl farklıdır? Vücudun hangi bölgesinde ağrı olur daha çok? Çok güzel bir soru bu. Hakikaten doktor hastanın tarifinden bunun bir böbrek ağrısı olduğunu çoğu zaman anlayabilir. Biraz önce dedim ya, kasılma tarzında bir ağrıdır. Önünü açmak yönünde bir görev görmektedir aslında. Yine evye tıkandı, pompalıyoruz, önünü açmaya gayret ediyoruz değil mi? Bir basınç uyguluyoruz yani su borusuna. Burada da idrar yoluna bir basınç uygulayayım, önümdeki tıkanıklığı açayım diye gayret etmektedir vücut. Kasılma sürekli yapılabilen bir iş değildir. Bir kasınızı kastığınız zaman bir süre sonra yorulur, gevşersiniz. Böbrekteki kasılmalar da böyle gelir ve gevşer. Gelir gider. Buna kolik tarzda ağrı denir. Tipik bel ağrılarından, kas ağrılarından temel farkı gelip giden tarzda bir ağrı ortaya çıkması. Ve kramp şeklinde bir ağrı. Ve çok şiddetli olur. Böbrek ağrısı çeken insanlar. Sırtta mıdır, arkamda mıdır? Omurgamızın iki yanında böğür diye tarif edilen bel bölgelerinde olur. Orta hatta olmaz, kenarlarda olur ve ön taraftan idrar yolları vasıtasıyla aşağıya kasıklara doğru yayılan bir ağrı cinsidir. Çok şiddetli olduğu anda hakikaten insanda bayılma dahi gösterebilecek bir kadar sıkıntı. Bir şey sormak istiyorum. Madem ağrıyı konuşuyoruz, hastanın da hekime hangi uzmana gideceğini bilmesi açısından da önemli. Ağrılar dediniz. Olan bu ağrılar illa iki taraflı mıdır yoksa tek taraflı mıdır ağrılar? Genellikle hasta tek taraftan taş düşürür ve tek taraflıdır. Tek taraflı. Yani iki taraftan birden aynı anda taş düşüren insan son derece nadirdir ama böyle bir durumda tabii ki iki taraflı ağrı düşünülür. Şimdi ağrıyı bahsettiniz önemli bir yakınma olarak. Evet. Ağrıya eşlik eden başka ne tür şikayetler olabilir? Tabii. Mide ile sinirsel komşuluğundan dolayı bulantı ve kusma da sıklıkla bu ağrıya eşlik eder. Hasta idrar yapmakta zorlandığını, bir tıkanıklık ifadesi olduğunu, sık sık tuvalete gittiğini söyler ve %60 oranında da idrarında kan görülür. Ya kendisi görür kırmızı olarak idrarını veya et yıkantı suyu diye tarif edilir. Eti yıkadığınız zaman böyle pembemsi bir su gelir ya, bu şekilde bir idrarı olabilir insanın. Veya idrar tahlilinde biz kanı tespit ederiz. Şimdi sohbetimizin son 10 dakikası içindeyiz. O nedenle ben bazı risk faktörlerini size aynı soruda sormak istiyorum. Hı hı. Şimdi böbrek taşları daha çok kimlerde görülür? Örneğin bazı ilaçlarla ilgisi olabileceği öne sürülüyor. Bu doğru mu? GUT hastalarında yani ürik asit yüksekliği bir risk faktörü müdür? Başka kimlerde görülür idrar yolu taşları? Bir, az su içmek bir risk faktörüdür. Hı hı. İki, genetik yapı mutlaka bir risk faktörüdür. İnsanın annesinde, babasında, kardeşinde taş hastalığı varsa kendisinde olma ihtimali çok yüksektir. Üçüncüsü, idrar yollarında tıkanıklık olan insanlarda idrarın birikmesinden dolayı bu tür tortulaşmaların ve taşlaşmaların olması kuvvetle muhtemeldir. Örneğin 40 yaşından sonra erkeklerdeki prostat hastalığına bağlı idrarı tam boşaltamama mesanede taş oluşmasına sebebiyet verir sıklıkla. Bu tür insanlarda sıklıkla görürüz. Genelde insanların %25'i yani her 4 insandan biri hayatı boyunca hayatının bir devresinde en azından bir tane taş düşürür. Bu taş düşüren insanlar %10 ihtimalle gelecek sene bir daha taş düşürürler. 5 seneye yaydığınız zaman %50 ihtimalle taş düşürülür. Dolayısıyla taş hastalığı tekrar eden bazı hastalarda gerçekten çok sıkıntı doğuran bir hastalık cinsidir. Tabii taş birçok vücutta şeyde oluşuyor, organda oluşuyor aslında ama idrar yolunu tıkaması nedeniyle böbreklere verdiği zarardan dolayı bizim mutlaka tedavi etmemiz gereken bir durumdur. Peki şimdi söz tedaviye geldi. Ben o zaman tedavide ne tür seçenekleriniz var? Yine herhalde taşın cinsi, büyüklüğü ya da taşların sayısı sizin tedaviye yaklaşımınızı belli bir oranda etkiliyordur. Önce yöntemleri bir kısaca sıralar mısınız? Biraz sonra da açarız. Seve seve. Bunu anlatırken biraz önceki sorunuza da kısaca cevap vermiş olayım.
Taşların cinsleri vardır. Kalsiyum oksalat taşı, kalsiyum fosfat taşı, ürik asit taşı gibi. Taşların yaklaşık %7 ila 10'u ürik asit taşıdır. Ürik asidin vücutta fazlalığından kaynaklanan bir taş cinsidir. Gut hastalığı da ürik asitten ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu şekilde bir ilişkisi vardır. Gerçekten ürik asidin yüksek olduğu insanlarda bu tür taşlarla sık karşılaşırız biz. Tedavilerine gelince, taşların tedavisini belki iki şekilde ele almak lazım. İdrar yoluna düşmüş ve ani bir sıkıntı doğurarak hastayı zora sokmuş bir hasta grubu vardır. Buna hemen müdahale etmek, gereken ilaç tedavileri, gerekirse cerrahi tedaviye kadar varan hastayı taştan kurtarma tedavisi uygulanabilir. Bir de böbreğin içerisinde ileride muhtemel sıkıntı doğurabilecek taşların tedavisine girişmek gerekir. Böbreğin içerisindeki taşların çok büyük bir bölümü dışarıdan taş kırma yöntemleriyle anestezi gerekmeden birkaç seans uygulanarak kırılıp parçalanabilirler, bir nevi öğütülebilirler ve kendiliğinden akışa bırakılabilirler. Bunun için taşın genellikle 2 santimden büyük olmaması beklenir. Çünkü 1-2 milimetre çapında bir yoldan bu parçaların düşebilmesi için yine kırdığınız zaman o boyuttan daha küçük olmaları gerekir. O yüzden genellikle 1 santim civarındaki böbreğin içerisindeki taşlar, herhangi bir yeri tıkamamış taşlar sıklıkla taş kırma seanslarıyla, dışarıdan taş kırma seanslarıyla tedavi edilirler. Eğer taş idrar yoluna düşmüşse veya daha büyükse, bunun tedavileri sıklıkla cerrahi, ama tırnak içerisinde cerrahi diyorum, herhangi bir yeri kesmeden, delmeden yapılan endoskopik işlemlerle gerçekleştirilir. Şu aletten izin verirseniz biraz bahsetmek isterim. Üreteroskop, yani idrar deliğinden girerek bir iş yapmak demektir bu. Evet. Bu aletin çapı 2-3 milimetredir. Böbreğe kadar ulaşabiliriz. Dışarıdan ucunu, uç kısmını gösterebilirsek şayet, dışarıdan uç kısmını istediğimiz noktaya yönlendirip böbreğin içerisindeki taşın üzerine gidip gereken işlemi gerçekleştirebiliriz. Bu aletin içerisinde bir kanal vardır ve bu kanal vasıtasıyla biz taşı kırmak için lazer telini yollayabiliriz. Kırılmış taşları da daha sonra tekrar toparlayabiliriz. Söz gelişi aletin ucundan şurada taş olarak gördüğünüz parçacıklar düşünün, lazerle kırılmış. Bu gerçek bir böbrek taşıdır. Bu da kırılmış parçaları olduğunu düşünelim. Böbreğe kadar gittikten sonra basket kateter denen bir kateter sistemiyle, bir nevi tel kafes sistemiyle bu taşları bir nevi içlerine hapsetmek, tek tek parçaları idrar yolundan da dışarıya çıkarmak mümkündür. Yani böyle bir yöntemle böbreğin içerisindeki taşlar ne büyüklükte olursa olsun önce girilip görülür, kırılır, parçalanır. Parçalandıktan sonra da tek tek bütün parçalar dışarıya çıkarılır. Hasta aynı gün taburcu ederek genellikle evine gider. Anestezi burada nasıldır? Mutlaka genel anestezi gerekir. Evet. Hasta anestezi aldığı süre içerisinde de hiçbir şey duymaz. Sonrasında da bir işlemden dolayı duyulabileceği ufak tefek ağrıları da biz ilaçlarla giderebiliriz. Peki şimdi bu yöntemin ne gibi avantajları var? İdrar deliğinden giriyorsunuz, böbreklere ulaşıyorsunuz. Önce lazerle taşları parçalıyorsunuz. Sonra kırılan parçaları, taşları tek tek çıkartıyorsunuz. Bu yöntem açık ameliyata göre ya da diğer yöntemlere göre hastaya ne tür kolaylıklar getiriyor? Taş kırmanın dışında, dışarıdan taş kırmanın dışında bütün yöntemler doğal olmayan bir delik ya da kesi kullanıyorlar. Örneğin açık cerrahide hakikaten büyük bir kesi gerekiyor. Bunun iyileşmesi, iyileşmesinden dolayı ortaya çıkan fıtıklaşmalar gibi ciddi sıkıntılar var. Perküten nefrostomi yönteminde bir yerden böbrek delinerek, doğal olmayan bir yerden böbreğin içerisine girilip taş kırılabilir. O da kanamalı, sıkıntılı hastanın uzun süre yatması gerektirecek bir yöntemdir. Taş kırma bundan daha basit gibi gözükse de bunda da hastanın taşlarını kendiliğinden dökmeye bırakmak gibi bir pasif işlem üstleniyoruz. Bu da zaman zaman bazı hastalarda taş düşürmek gibi çok ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Bu yöntemin bence en büyük avantajı doğal bir delik kullanarak böbreğin içerisine kadar girmek, her türlü işlemi orada yapmak, aynı delik kullanılarak bütün parçaların çıkarılması ve hastanın bazen aynı gün, bazen ertesi gün
hiçbir yarasında iyileşme fonksiyonu gibi bir durumla karşı karşıya kalmadan taburcu edilebilmesi. Peki ne gibi riskleri vardır? Her yöntemin bir takım riskleri vardır. Örneğin sorayım. Hı hı. Çok risk olarak değil ama hani ameliyatın seyri açısından bu kapalı yöntemde, hı hı, yaptığınız yöntemde acaba tekrar açık ameliyata gereksinim duyulabilir mi sonrasında? Böyle bir olasılık var mıdır? Ya da ne tür diğer riskleri vardır? Bu ihtiyaç, açık ameliyata ihtiyaç duyma ihtimali %1'in altındadır. Bir komplikasyonla karşılaşırsak, örneğin idrar yolunda bir delinme ortaya çıkarsa, örneğin böbrekte bir kanama ortaya çıkarsa, yine genellikle buna benzer yöntemlerle onların üstesinden gelmeye gayret ederiz. Son derece nadir bir hasta grubuna belki komplikasyonu gidermek açısından açık cerrahi gerekir. Taşlar çok büyük olup bir seansta temizleyemeyebiliriz. 2 ya da 3 seans diyelim ki 10'ar gün aralarla gerekebilir. Bir de taşa ulaşamadığımız durumlar vardır. Örneğin böbreğin çıkışı o kadar dar ki zaten gerisinde taş ondan dolayı oluşmuş ve biz bu aletle dahi o darlıktan geçemeyiz. İşte bu tür durumlarda hem darlığı tedavi edici hem de taşı oradan alıcı bazı ek yöntemlere girmek gerekir. Yetersiz kaldığı gün durumlar olabilir. Komplikasyonlar olarak da %1'in altında söyleyebiliriz basit komplikasyonları. Şimdi endoskopu ele alırsak, bu alette şuradan bakıyorsunuz herhalde değil buradan mi? Buradan bir monitöre ekliyoruz. Evet. Çok büyük bir büyütmede, yaklaşık 150 kat büyütmede olayı görebiliyoruz. Peki böyle bir kapalı cerrahide üroloji uzmanının deneyiminin önemi nedir? Çünkü sanıyorum 3 boyutlu olarak görüyorsunuz. Bilgisayardan görüyorsunuz, buradan görüyorsunuz, onu içte hissedemiyorsunuz. Hissedemiyorsunuz. Şöyle dokunmak bir cerrahın en önemli ihtiyacıdır, bunu yapamıyorsunuz. Tabii ki çok zor bir teknik. Öğrenme eğrisi çok uzun bir teknik. Bazen imkansızlıklardan dolayı gidip taşa bakıyorsunuz, o size bakıyor monitörden fakat bir şey yapamıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz. Ben 6-7 sene oldu bu işle uğraşıyorum. Haftada 3 ya da 4 ameliyat yapıyoruz tahmin ediyorum. Fakat hala öğrendiğimi düşünüyorum. Öğrenmeye gayret ettiğimi zaten düşünüyorum. Zaten tıpta öyle. Evet. Tıpta öğrenmenin sonu yok. Zor bir teknik. İlgili. Doktor için çok zor. Öğrenildikten sonra tabii giderek kolaylaşıyor. Ama hasta için mükemmel bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Şimdi artık son 1,5 dakika içindeyiz. Sohbetinizin başında dediniz ki bazı taşlar vardır. Sadece hani hiçbir yakınmaya neden olmaz. Büyük de olsa böbrektedir. Bir ultrasonda ortaya çıkar. Evet. Hiçbir yakınmaya neden olmayan bir taş müdahale edilmeyi gerektirir mi? Yoksa taş seyrine mi bırakılır? Hastanın yaşı çok önemli. Kaç yıldır bu taş vardır ve büyümüyordur diyorsa bize o zaman belki bir takibi alırız. Taşın yola düşüp düşemeyeceği çok önemli. Örneğin böbreğin etli kısmının içerisine gömülü 2 santimlik bir taşın isteseniz o 2 milimetrelik yola girmesi mümkün değil. Onu bırakırsınız, 3 milimetrelik ortalıkta dolaşan bir taşı almak daha büyük önem arz eder. Bizde önemli olan, var olan taş, hastaya zaman içerisinde herhangi bir şekilde sıkıntı doğurur, böbreği zora sokar mı? Bunun kararını net sınırlar olmamakla beraber, doktor ve hasta beraber verirler. Sıkıntı doğurma ihtimali olan bütün taşlar tedavi edilir. Sadece yola düşmek de değil. Mesela taş bir yabancı cisim olduğu için enfeksiyona yol açabilir. Enfeksiyon da hastanın hayatını perişan eder. Böbreğine mal olabilir. Sık enfeksiyon geçiriyorsa bir hasta gene o taşı oradan almak gerekir. Ben çok teşekkür ediyorum Medikal'e katıldığınız için. Çok sağ olun Sayın Acar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün de bir Medikal'in daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün olsun. Hoşça kalın.